Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlerle doğal sayılarda yuvarlama yapacağız. Bu konuda iki tane yöntem göstereceğim sizlere arkadaşlar. İlk başta rakamlara bakarak, basamaklardaki rakamlara bakarak yuvarlamayı göstereceğim. Ama bu biraz ezber olduğu için özellikle ikinci anlatacağım yönteme odaklanırsanız çok daha iyi anlayacağınızı umuyorum. Öncelikle rakamlara bakmayı öğrenelim. Öncelikle rakam nedir? Onu görelim arkadaşlar. Şimdi bakın, rakam ve sayı kavramı birbirine çok karıştırılan iki kavram. Rakam dediğimiz şey aslında dildeki harflere karşılık gelen şeydir. Mesela biz Türkçe yazarken işte A, B, C, Ç harflerini kullanırken bu harfleri bir araya getirerek kelimeleri oluşturuyoruz. İşte matematikte de bizim sayıları yazmamıza yarayan sembollere rakam diyoruz. Kim bunlar? Bakın, sıfırdan başlayıp 9'a kadar olan sembollere biz rakam diyoruz. Sayı dediğimiz şey mesela 127 sayısını örnek verelim. 127 sayısını biz 1, 2 ve 7 rakamlarını bir araya getirerek oluşturuyoruz. Sıfır da bir rakamdır bu arada. Mesela 1042 sayısını yazarken 1, 0, 4 ve 2 rakamlarını kullanıyoruz. Şimdi yuvarlamada en çok öğrencilerin takıldığı kısım 5 olduğu zaman neden yukarı yuvarlandığı kısmıdır. Hemen burada onu izah etmeye çalışalım. Bakın, sıfırı da saydığımızda tam 10 tane rakamımız var. Biz bunları tam ortadan ikiye ayırdığımızda 5'i bir tarafta, 5'i bir tarafta olacak şekilde gördüğünüz gibi 5, 6, 7, 8 ve 9 büyük oldukları için üst gruba, 0, 1, 2, 3, 4 ise küçük oldukları için alt gruba ait oluyorlar. Biz de yuvarlama yaparken bunlara bakarak yuvarlamamızı yapacağız. Tabii ki yuvarlama yaparken nereye yuvarladığımız da çok önemli. Mesela size bir sayıyı örnek veriyorum. 362 sayısını yuvarlayınız diye bir ifade olmaz arkadaşlar. Nereye yuvarlayacağımız çok önemli. En yakın onluğa mı? En yakın yüzlüğe mi? En yakın binliğe mi? Bu çok önemli. Bunu bilmeden yuvarlama yapmamız mümkün değil. Şimdi bakın, en yakın onluğa yuvarlamayla başlayalım. Arkadaşlar, eğer size bir sayının en yakın onluğa yuvarlanması isteniyorsa onluğa odaklanacaksınız. Nedir bu? Bakın, 362 sayısının onlar basamağına baktığınızda 60'lı bir sayı var. Bu şu demek, ya bu sayı 360'a yuvarlanacak ya da 370'e yuvarlanacak demektir. Onluğa yuvarla dediğimizde aklınıza hep onun katları gelecek. Nedir bunlar? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Hadi bir de 100'ü alalım. Bunlar gelecek aklınıza arkadaşlar. Şimdi 362 sayısına baktığınızda onluğa yuvarlarken onluk kısmımızda 60 var. Ya 60 olacak yuvarlandıktan sonra ya da 70 olacak. Bunu anlamak için 60'a mı daha yakın, 70'e mi daha yakın bunu kestirebilmemiz için işte yuvarla dediği basamağın hemen sağındaki bulunan rakama bakıyoruz. Eğer bu rakam alt grup dediğimiz, hani rakamları iki gruba ayırmıştık ya, 0, 1, 2, 3, 4 rakamlarından biri ise, bakın yuvarla dediği basamağın sağındaki eğer alt gruba aitse, siz bunu 360'a yani aşağısındaki onluğa yuvarlıyorsunuz. Eğer üst gruba yani 5, 6, 7, 8, 9 rakamlarından biri ise de üstündeki onluğa, yani 362'den sonra gelen onluğumuz ne? 370. Bizim sayımız 362. Gördüğünüz gibi iki rakamı alt gruba ait olduğu için alttaki onluğa yani 360'a yuvarlamamız gerekiyor. Bakın, 538 örneğine baktığınızda en yakın onluğa yuvarla dediği zaman, bakın onlar basamağı 30'lu bir sayı. Yani ya bu 530'a
yuvarlanacak ya da 540'a yuvarlanacak. Bunu anlamak için yanındaki rakam olan 8'e baktığınızda bakın 8 üst gruba ait olduğu için üstteki onluğa çık demek istiyor. Yani 540 olacak demektir. İster böyle rakamlara bakarak karar verin. Tabii bu biraz ezber olduğu için kafanızı karıştırabilir. Onluğa yuvarla diyor. Neden birler basamağına bakıyoruz diye kafanız karışabilir. O yüzden ben size daha çok ikinci yöntemi anlatacağım arkadaşlar. Nedir bu ikinci yöntem? Hangi sayıya daha yakın olduğunu kestirmeye çalışacağız. Bakın, size nereye yuvarla diyorsa o seviyede düşüneceksiniz. Onluğa yuvarla diyorsa az önce söylediğimiz gibi onlukları aklınıza getireceksiniz. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Bu sayıları aklınıza getireceksiniz. Size verilen sayıya bakıldığında 362 hangi iki onluk arasındadır? 360 ile 370 arasındadır. Onluklara odaklanıyoruz arkadaşlar. Peki 362 bu iki sayının arasında bir yerde. Peki hangisine daha yakın? Bakın 362 iki adımla 360'a daha yakın. Düşündüğünüzde bakın 360, 361, 362, 363, 364, 369, 370. Aradaki sayıları yazmakla zaman kaybetmiyorum. Peki 362 olan sayımız 70'e mi daha yakın? 60'a mı? Yani 370 mi 360'a mı daha yakın? Tabii ki iki adımla 360'a daha yakın. Bunun sebebi ne? İşte şu iki arkadaşlar alt grupta olduğu için 360'a daha yakın. Tekrar edelim. 5 en çok kafaya takılan. Mesela 365 olsaydı bu sayı. İnsan şimdi şöyle düşünüyor. Ya 360'a da 5 adım uzaklıkta. 370'e de 5 adım uzaklıkta. İşte 5 olduğu zaman tam ortada durduğu gibi gözüken sayılar yukarıya yuvarlanıyor arkadaşlar. 5 ortada gözükse de bakın tekrar söyleyeyim. Alt grup 0, 1, 2, 3, 4. Üst grup 5, 6, 7, 8, 9. Bakın bu da 5 tane. Bu da 5 tane. 10 tane rakam olduğu için sıfırdan dolayı 5 dediğimiz rakam üst gruba ait olduğundan yukarı yuvarlamamız gerekiyor. Şimdi bakın 538 örneğine bakalım hemen. Bakın 538 hangi onluklar arasındadır? Onluğa yuvarlıyoruz ya. 530 ile 540 arasındadır. 538 bu aralarda bir yerde. Peki kime daha yakın? İşte şu 8'den dolayı üst gruba ait olduğundan arkadaşlar 540'a daha yakındır. O yüzden yuvarlandığında cevap 540 olacaktır. Yani aslında yuvarlamadaki mantık nereye yakın oldu arkadaşlar aslında. Şimdi girelim yüzlüğe yuvarlamaya. Yüzlüğe yuvarlamada da yüzer yüzer düşüneceğiz. Kimleri? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Bu yüzlükleri düşüneceğiz arkadaşlar. Hemen örneğin üzerinde bakın anlatalım. Alt grup üst gruba bakmadan. 2638 sayısı arkadaşlar. Yüzlüklerden düşündüğünüzde bakın onluk değil. 2600 ile 2700 arasında. Bakın yüz yüz düşünüyorum. Nasıl yuvarla diyorsa bize o mantıkla düşüneceğim. Peki soruyorum. 2638 sayımız 2600'e mi daha yakın? 2700'e mi daha yakın? Bunu bulmak için çok kolay arkadaşlar. 2600 ile 2700'ün tam ortasında ne var? Yüzün yarısı 50 olduğu için 2650 var. Peki bizim sayımız 2638 yani şu arada bir yerde. 600 ile 650 arasında bir yerde. O zaman 2600'e daha yakın olduğunu görebiliyoruz. Yok eğer sayımız 2650 ile 2700 arasında olsaydı 2650 de dahil bakın tam ortası da üste yuvarlanıyordu hatırlayın nedenini söylemiştik. Eğer 50 ve yukarısında bir sayıysa o zaman da 2700'e yuvarlanacaktı. Mesela sayımız 2638 değil de 2600 73 olsaydı mesela bakın 50'yi geçtiği için yüzün yarısı olan 50. 50'yi sınır gibi düşünün arkadaşlar. Geçtiği için yukarı yuvarlanacak yani 2700 olacaktı. Ama
Bizim sayımız 2638. 50'yi bulamadığı için alta, yani 2600'e yuvarlanacak. Bazı arkadaşlar fazla abartıyorlar. 2600'den de aşağı düşüp 2500'e yuvarlamaya çalışıyorlar. Sakın o hatayı yapmayın arkadaşlar. Diğer örneğimize bakalım. 5864. Gene en yakın yüzlüğe yuvarlıyoruz. 5864, 100 yüz düşündüğünüzde 5800 ile 5900 arasındadır. Peki hangisine daha yakın? Tam ortada, bu iki sayıların tam ortasında 5850 vardır. Peki bizim sayımız 800 ile 850 arası mı? 850 ile 900 arası mı? Evet, 5864 50'yi geçtiği için sağ taraftaki yarıda, yani 5900'e daha yakın arkadaşlar. O yüzden cevabımız 5900 olacak. Yani nereye yuvarla diyorsa o mantıkla düşüneceksiniz. Peki gelelim binliğe yuvarlamaya. Binliğe yuvarlarken de gene biner biner düşüneceğiz. Yani kimleri? 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10.000 gibi sayıları düşüneceğiz. Hemen örnek üzerinde anlatalım bakın. 9316 sayısı kaç binle kaç bin arasında? Bakın binliğe yuvarla diyor ya, binlik binlik düşüneceğiz. 9316 sayısı 9000 ile 10.000 arasındadır. Peki tam ortada kim var? 9500 var. Niye? Çünkü binin yarısı 500 olduğu için tam ortada 9500. 9500 bizim geçiş sınırımız. Eğer sayımız 9500 ve daha büyük bir sayıysa 10.000'e yuvarlanacak. Yukarı çıkmaya hak kazanacak. Sanki bunu bir eleme gibi ya da sınıf geçme gibi düşünün. Eğer 9500'ü bulup ya da üstüne çıktıysanız bir üst sınıfa geçmeye hak kazanıyorsunuz. Elemeyi geçiyorsunuz. Yok. 9500'den daha küçük, 9500, 9499, 9498 gibi daha küçük, 500'den daha küçük sayılarsanız alta düşüyorsunuz. Yani 9000'e yuvarlanıyorsunuz. Bizim sayımız 9316. 500'ü geçememiş gördüğünüz gibi. O yüzden 9000'e yuvarlanmak zorunda. Peki sağdaki örneğe bakacak olursak 6809. Binliğe yuvarla dediği için 1000 düşünüyorum. 6809 hangi binlikler arasında? 6000 ile 7000 arasındadır. Peki tam ortada ne var? 6500 var. Binin yarısı 500 olduğu için. Peki bizim sayımız 500'ü bulmuş ya da geçmiş mi? Evet, 809 bakın. Geçmiş. Yani 6500 ile 7000 arasında. Demek ki tam ortayı yakalamış ve geçmiş. O zaman bir üst kategoriye çıkmaya hak kazanıyor. O yüzden binliğe yuvarlandığında cevabımız 7000 olacak demektir arkadaşlar. Şimdi bakın hemen şu örneğe, dikkat örneğine bakalım. İyice büyütelim. Şimdi arkadaşlar 5984'ü en yakın yüzlüğe yuvarla dendiğinde, bakın bu örnek çok önemli. Nereye yuvarla diyorsa biz yüzer yüzer, yüzler dediği için yüzer yüzer düşünüyoruz. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 ve 1000. Şimdi 1000'e dikkat. 1000'i niye yazdığımı göreceksiniz. Şimdi bazılarınızın aklına şu takılmış olabilir. Hocam yüzer yüzer yazıyorsunuz. 1000 ama binlik oluyor. Sebebini şimdi söyleyeceğiz arkadaşlar. 5984. Yüzer yüzer düşündüğünüzde, bakın yüzlük kısmına baktığınızda 984. Bu sayı 5000 900 ile bir sonraki yüzlük 6000 olacak arkadaşlar. 5900 ile 6000 arasında. Bakın 100 yüz düşündüm. Gördüğünüz gibi. 900'den sonra 1000 geliyor. 5900'den sonra gelen yüzlük 6000 olacak. Peki 5900 ile 6000 arasında tam 5950 var arada. Yüzün yarısı 50 olduğu için. Peki bizim sayımız geçmiş mi? Bakın 984, 950'yi geçmiş.
Yani bir üst kategoriye, 6000'e yuvarlanıyor. Gördüğünüz gibi yüzlük yuvarlamamıza rağmen sonucumuz binlik çıkabilir. Özellikle bu 900'lü, yani 9 rakamının olduğu kısımlarda dikkatli olun. Yüzlük yuvarla dediği halde binlik bir cevap çıkabilir. Şimdi birazdan bunlarla ilgili örnekleri yaparken tekrar değiniriz. Bakın hemen örneklerimizi yapalım. 368 kime yuvarla diyor? En yakın onluğa. Peki 368 onluk düşündüğümüzde 360 ile 370 arasındadır. Onar onar düşünüyoruz çünkü onluğa yuvarla diyor. Peki hangisine daha yakın? 5'i yakalamış ve geçmiş mi? Yani 360 ile 370 arasında ne var? 365 var. Bizimkisi geçmiş. Üst lige çıkmaya hak kazanmış. O yüzden yuvarladığımızda 370 olacak arkadaşlar. 724'ü bu sefer yüzlüğe yuvarla diyor. Nereye yuvarla dediğine çok dikkat edin arkadaşlar. Sakın ezbere yuvarlamayın. Bakın burada alt grup üst grup yazıyor. Ben o biraz ezber olduğu için size mantığını anlatarak çözdürmeye çalışıyorum. Yüzlüğe yuvarla diyor. Bu sayı hangi yüzlükler arasında onu bulacaksın. Tabii ki 700 ile 800 arasında. Yani iki ihtimal var. Ya cevap 700 olacak ya da 800 olacak. Peki tam ortada kim var? 750 var. Sayımız 750'yi geçebilmiş mi? Hayır, geçememiş. O yüzden 700'e yuvarlanmak zorunda arkadaşlar. 1042. Binliğe yuvar. En yakın binliğe yuvarlamamız isteniyor. 1042 biner biner düşündüğümüzde hangi binlikler arasında? 9000 ile 10.000 arasında. Peki 9 ile 9000 ile 10.000 arasında tam ortada kim var? 9500 var. Binin yarısı 500 olduğu için. Peki bizim sayımız 9500'ü bulup geçebilmiş mi? Hayır, geçememiş. 9042. Çok net bir şekilde 9000'e daha yakın. O yüzden yuvarlandığında cevabımız 9000 olacak. Bir sonraki örnek 16821. En yakın onluğa diyor arkadaşlar. En yakın onluk. Peki hangi iki onluk arasındadır bu sayı? 16820 ile 16830 arasında değil midir bu sayı? Bu arada bir yerde. 21 dediğimiz 20 ile 30 arasındadır. O yüzden ya cevap 16820 olacak ya da 16830 olacak. Peki kime daha yakın? Çok net bir şekilde bakın tam ortada 25 var. Bizim sayımız 25'i geçemediği için 16820'ye yuvarlanacak demektir. Evet, hemen diğer örneklerimizi yapalım. 27.374 en yakın yüzlüğe yuvarla diyor. Peki 27 yüzlük kısmına odaklanın. 374 hangi yüzlükler arasındadır? 300 ile 400. Yani cevabımız ya 27.300 olacak ya da 27.400 olacak demektir. Bakın yüzlük deyince yüzlük düşüneceğiz her zaman. Peki tam ortada 27.350 yok mudur? Tam ortada şurada 27.350 var. 300 ile 400'ün tam ortası. Peki bizim sayımız geçmiş mi? Evet, 74. 50'yi geçtiği için o zaman bir üst sayımız olan 27.400'e yuvarlanacak demektir. 32.500 en yakın binliğe yuvarlamamız isteniyor. Biner biner düşüneceğiz. Bu sayı hangi binlikler arasındadır? 32.500, 32.000 ile 33.000 arasındadır. Bakın binlik düşündüm hep. Peki tam ortada 32.500 yok mudur? Evet. Ama bizim sayımız da tam ortada. Ne demiştik arkadaşlar? Tam ortaya denk gelenler de hani 5 üst grupta olduğu için 0, 1, 2, 3, 4 alt grupta, 5, 6, 7, 8, 9 üst grupta olduğu için o yukarı çıkmaya hak kazanıyor. O yüzden cevabımız 33.000 olacak. Ve son örneğimizde 53.974 yüzlüğe yuvarla diyor. Yüzlük kısmına baktığımızda 900 küsür bir sayı var, değil mi? Hangi yüzlükler arasındadır? Yüzlük düşünüyoruz. 976, 900 ile 1000 arasındadır. Yani ya cevabımız 53.900 olacak ya da 54.000 olacak. Bir sonraki yüzlükte bakın 3.900'den sonra bir 100 daha ekleyince 4.000, yani 54.000 olacak. Peki tam ortada 53.950 vardır. Şu iki sayının tam ortasında 950 var.
53.950 yani. Bizim sayımız 50'yi geçtiği için bir üste yuvarlanmaya hak kazanıyor. Yani cevabımız 54.000 olacak arkadaşlar. Hemen şu yandaki sıra sendeleri bakın yapalım. Şöyle yapalım. Sayıları sırayla önce onluk yuvarlamaları bitirelim. Şöyle. Sonra yüzükleri, sonra binlikleri yapalım. 9372 en yakın onluğa yuvarla diyor. Peki arkadaşlar. Şöyle büyütelim en iyisi. Daha rahat çıksın. 9372 onluk düşündüğümüzde hangi onluklar? Onluk kısmına odaklanalım. 72. 72, 70 ile 80 arasında. Yani cevap ya 9370 olacak ya da 9380 olacak. Başka şansı yok. Peki tam ortada 75 var. Bizim sayımız 75'i geçebilmiş mi? Hayır. O yüzden cevap 9370 olacak arkadaşlar. Bir altındakini yapalım. Onlukları bitirelim önce. 15847. Onluk kısmına baktığımızda 47 var değil mi? Ya cevap 47, 40 ile 50 arasındadır. O zaman ya cevap 15840 olacak ya da 15850 olacak. Peki hangisi? Tam ortada 45 var. Bizim sayımız 45'i geçtiği için 50 olmaya hak kazanmış. O yüzden cevabımız 15850 olacak. 1721 onluk kısmımızda 21 var. 21 onluk düşündüğümüzde 20 ile 30 arasındadır. Yani ya cevap 1720 olacak ya da 1730 olacak. Peki tam ortada 25 var. Bizim sayımız 21 olduğu için sonu 25'i bulmuş ya da geçememiş. O yüzden 30 olmaya hak kazanamaz. Cevabımız 1720 olacak. 84168 onluk kısmımız 68. 68 60 ile 70 arasında. Yani cevap ya 84160 olacak ya da 84170 olacak. Hangisine daha yakın? 160 ile 170'in tam arasında, ortasında 65 var. 165 var. Bizim sayımız gördüğünüz gibi geçmiş. O yüzden üst lige çıkmaya hak kazanıyor. 84170 olacak. 6874, 74 arkadaşlar bakın hep onluğa bakıyorum. 74, 70 ile 80 arasında. Ya cevap 6870 ya da 6880 olacak. Tam ortada ne var? 75 var. Peki 75'i bulmuş ya da geçebilmiş mi? Hayır. Kıl payı aşağıda kalmış. O yüzden 80'e çıkamayacak. 70'te kalacak arkadaşlar. Cevap 6870. 34930. Onluk kısmımızda 30 var. Evet. En çok merak edilenlerden biri de bu arkadaşlar. Hocam bu 30 direkt sonu yuvarlak. Onluk yuvarlak. Evet arkadaşlar. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Hatırlayın zaten 0 da alt grupta olduğu için bunun sonu zaten yuvarlak bir cevap. O yüzden hiçbir şey yapmanıza gerek yok. 37930'dur. Zaten bize yuvarlak bir şekilde verilmiş. Bizim müdahale etmemize gerek bile yok. 25786, 25786, 86, 80 ile 90 arasındadır. Yani cevap ya 25780 ya da 25790 olacak. Tam ortada 85 var. Bizim sayımız 86, geçmiş yarıyı. Demek ki 90'a çıkmaya hak kazanmış. Cevap da 25790 olacak. 56301. 56301 onluk düşündüğümüzde 56300 ile 56310 arasındadır. Peki 301, 300 ile 310 arasında 305 vardır tam ortada. 305'i bizim sayımız geçebilmiş mi? Hayır. O yüzden 300'e yuvarlanacak. Şimdi bu iki örneğe dikkat. 9999. Onluk kısmımız 99. 99, 90 ile 100 arasındadır. Yani ya 9990 olacak. Bir sonraki onluk 10.000 oluyor arkadaşlar. Buraya dikkat edin. 90'dan sonra 100 geldiği için 9.000 küsürden 10.000'e terfi ediyoruz. Eldelerden dolayı. Peki 9990 ve 10.000 arasında 9995 var. Bizim sayımız gördüğünüz gibi geçmiş. O yüzden üste çıkmaya hak kazanıyor. Cevabımız 10.000 olacak. Son örneğimizde de aynı durum var. Bakın 9'lu olanlara dikkatli olun.
99. 90 ile 100 arasında gene. 100 olunca elde gelecek. Yani ya cevabımız 19.990 olacak ya da 20.000 olacak. Gördüğünüz gibi tabii ki 20.000'e daha yakın. 95, 19.995 arada var, tam ortada geçtiği için yuvarlanmış hali 20.000 oluyor. Onlukları bitirdik. Gelelim yüzlüklere. Yüzüklerde nasıl düşünüyorduk arkadaşlar? Yüzer yüzer düşünüyorduk. Şunları şöyle silelim. Yüzer yüzer şimdi düşünelim. 9.372 yüzlük kısmına baktığımızda artık yüzlüklere başlıyoruz. Bakın. 372, 300 ile 400 arasındadır. Yani ya cevap 9.300 olacak ya da 9.400 olacak. Tam ortada 350 var. Bizim sayımız 72, 350'yi geçmiş bakın. 372, 350'yi yarıyı geçtiği için 400'e çıkmaya hak kazanacak. Yani cevap 9.400 olacak. 15.847 yüzlük kısmına baktığımızda 847, 800 ile 900. Yani ya cevap 15.800'dür ya da 15.900'dür. Tam 800 ile 900'ün tam ortasında 850 var. Peki bizim sayımız 850'yi bulabilmiş mi ya da geçebilmiş mi? Hayır. 47 çok az kalmış ama geçememiş. O yüzden yukarı çıkamıyor. Aşağıda kalması gerekiyor. 15.800 olacak. 1721'in yüzlük kısmına baktığımızda 721 ya 1700 olacak ya da cevap 1800 olacak. 700 ile 800'ün tam ortasında 750 var. Ama bizim sayımız 750'yi geçemediği için yukarı çıkamıyor. Aşağıya düşüyor arkadaşlar. O yüzden 1700 diyoruz. 84.168. Yüzlük kısmına hemen bakıyorum. 168, 100 ile 200 arasında. Yani cevap ya 84.100 ya da 84.200 olacak. Ama hangisi? Tam ortada 150 var. Bizim sayımız yarıyı geçmiş. O yüzden 200'e çıkmaya hak kazanabilir. Cevap 84.200 olacak. 6.874. 874'e odaklandım. Yüzlük diyor ya. 874, 800 ile 900 arasında. Yani cevap ya 6.800'dür ya da 6.900'dür. Tam ortada 850 var. 850'yi geçmiş mi? Geçmiş. Yukarı çıkmaya hak kazanabiliyor. O yüzden cevap 6.900 olacak. 37.930. Biraz yukarıya alalım. Şöyle. Evet. 37.930. Yüzlüğe odaklandım. 930, 900 ile 1000 arasındadır. Yani cevap ya 37.900. 1000 olacağı için bir üst 1000'e geçecek. 38.000 arasında. Yüzlük düşündüğümüzde. Peki tam ortada 37.950 var. 950'yi bulabilmiş mi? Hayır, 930'da kalmış. O yüzden yukarı çıkmaya hak kazanamıyor. Cevap 37.900 olacak. Gelelim son 4 sorumuza. Şunları bir temizleyelim. Şöyle evet. 786. 786, 700 ile 800 arası. Yani cevap ya 25.700 olacak ya da 25.800 olacak. Yüzlüğe yuvarla dediği için yüzlük düşünüyoruz. Peki tam ortada 750 var. Bizim sayımız geçmiş mi? 786 evet geçmiş. Bir üste çıkmaya hak kazandık. O yüzden 700 olmayacak. Bir üste çıkacak. 800 ile bitecek. 25.800. 56.301. Yüzer yüzer düşündüğünüzde 301. 300 ile 400 arasındadır. Yani cevap ya 56.300 ya da 56.400 olacak. Kime daha yakın? Tabii ki ortayı bırak geçmeyi. Yani 300'ün dibinde kalmış arkadaşlar. O yüzden 400 olma şansı yok. Cevap 300 ile bitecek. Ve son iki örneğe dikkat edelim. Yüzlüğe baktığımızda 999. 999, 900 ile 1000 arasındadır. Yani cevap ya 9.900 olacak. Bir sonraki yüzlük 10.000 oluyor arkadaşlar. Kime daha yakın? Tabii ki takdir edersiniz ki 10.000'e daha yakın. 950 tam ortada. Fazlasıyla geçmiş. 10.000'in hemen dibinde. 19.999. Bu da aynı deminki gibi. 999, 900 ile 1000 arasında.
Yani ya 19.900'dür ya da 20.000'dir cevap. Tabii ki 20.000'e daha yakın. Fark ettiyseniz onluğa yuvarlayınca da yüzlüğe yuvarlayınca da aynı cevap çıktı. Bu dokuzlar biraz enteresan. Ve hemen binliklere başlayalım. Binliklerde de nasıl düşünüyorduk? Biner biner düşünüyorduk. Şimdi binliklere odaklanacağız. Şöyle temizleyelim. Bakalım 9.372 binliğine baktığınızda biner biner düşündüğümüzde hangi binlikler arasındadır? 9.000 ile 10.000 arasındadır. Bu ikisinden biri cevap. Peki 9.000 ile 10.000'in tam ortasında ne var? 9.500 var. Sayımız bu sayıyı yakalayabilmiş mi? Hayır, yakalayamamış. 10.000 olmaya hak kazanamaz. O yüzden 9.000'e yuvarlanır. 15.847 binliğine baktığınızda arkadaşlar 15.000 ile 16.000 arasındadır. Bak 1.000 düşünüyoruz. Peki tam ortada 15.500 var. Değil mi? 1.000'in yarısı 500 olduğu için. 847 bakın geçmiş. Evet, 16.000 olmaya hak kazanmış. O yüzden cevap 16.000'dir. 1.721 1.000 ile 2.000 arasındadır arkadaşlar. 1.000 düşünüyoruz ya. Peki tam ortada 1.000 ile 2.000'in tam ortasında 1.500 var. Bizim sayımız geçmiş. O yüzden 2.000'e çıkmaya hak kazanmış. 2.000 olacak. 84.168 binliğine baktığımızda arkadaşlar 84.000 ile 85.000 arasında. Peki hangisi? Tam ortada 84.500 var. Bizim sayımız 500'ü yakalayamamış maalesef. 168 gördüğünüz gibi. O yüzden 85.000'e çıkamaz. Yukarı yuvarlanamaz. Aşağıya kalır. 6.874, 6.000 ile 7.000 arasındadır. Peki hangisi? Tam ortada 6.500 var. Bizim sayımız 6.500'ü geçmiş. O yüzden 7.000'e çıkmaya hak kazanmış. 37.930. 37.000 ile 38.000 arasında. Tam ortada 37.500 var. Peki 500'ü geçebilmiş mi? Evet, 930 bayağı geçebilmiş. 38.000'e çok yaklaşmış. O yüzden cevap 38.000 olacak. 25.847. 25.000 ile 26.000 arasındadır. Tam orada 25.500 var. Bizim sayımız geçmiş. 700 küsur bakın. 26.000'e çıkmaya hak kazanmış. 56.301, 56.000 ile 57.000 arasındadır. Tam ortada 56.500 var ama bizim sayımız 500'ü yakalayamamış maalesef. O yüzden aşağıya düşecek, 56.000'e yuvarlanacak. Gene son iki soruda dikkat edelim bakın. 9.999, 1.000 düşünüyoruz dikkat. 9.000 ile 10.000 arasındadır. Kime daha yakın? Tabii ki 10.000'e daha yakın. 19.999, 19.000 ile 20.000 arasındadır. Kime daha yakın? Tabii ki 20.000'e daha yakın. O yüzden 20.000'e yuvarlıyoruz. Şöyle yapalım arkadaşlar. Ben olmayanları şöyle silmeye çalışayım ama bakalım bozmadan yapabilecek miyiz? Şöyle bir temizleyelim. Evet. Sadece cevapları kalsın. İnşallah yanlış silmem. Evet. Siz yaptıklarınızla kontrol ederken kolaylık olsun diye şöyle bir temizleyelim. Evet, sadece cevaplarımız kalsın. Evet arkadaşlar, yaptıklarınızla kontrol edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.